Perili Köşk'e Şubat 2007'de taşındık biz. Yaklaşık 5 yıldır burası Bursan Holding'in yönetim merkezi. İlk günden itibaren sanat eserleriyle beraber yaşamaya başladık bu binada. Bu ortam ziyaretçiler için çok beğenildi. Ve zaman içinde daha fazla halkla, daha fazla kişilerle burayı paylaşmak fikri doğdu. Ve halka açma fikri doğdu. Şimdi Perili Köşk'ü Bursan Contemporary adıyla Türkiye'nin çağdaş sanat alanındaki ilk ofis müzesine dönüştürerek evimizin kapılarını sanatseverlere açıyoruz. 600 eseri içeren koleksiyonumuzu sanatseverlerle hem de İstanbul'un en etkileyici binalarından biri olan Perili Köşk'te buluşturmak üzere son bir yıldır yoğun bir çalışma içindeyiz. Açılışını 12. İstanbul Bienali ile paralel olarak yaptığımız Bursan Contemporary'nin iki temel misyonu olacak. İlki, Bursan Çağdaş Sanat Koleksiyonunu toplumla paylaşmak. Diğeri ise Türkiye'de çağdaş sanata olan ilgiyi arttırmak. Bursan olarak 2020 yılına kadar hayata geçirmeyi planladığımız yepyeni bir müzecilik vizyonu benimsiyoruz. Ve ilk adımımızı Bursan Contemporary ile atıyoruz. İleriye dönük hedeflerimizden biri Bursa'nın Fındıklı'daki binasının İstanbul'un gurur duyacağı yeni bir çağdaş sanat ve yeni medya müzesi haline dönüştürmek. Bu fikri Ahmet Bey ortaya attığı zaman burada çalışan aşağı yukarı 70 Bursanlı var. 70 Bursanlı'nın da oyunla bu şey karar alındı. Yani fikir babamız Ahmet Bey olmakla beraber herkesin evetinden bu karar alındı. Bir anket yaptık ve hem heyecan duydular böyle bir şeye Borusanlılar, hem de daha da ötesinde gönüllü de oldular. Bir galeriye, bir müzeye girer gibi ofisimizin girişi. Artık özellikle aşağıdaki video art şeyinden sonra, sergisinden sonra ikinci kattan giren bütün Borusan çalışanları her gün sanatın içinden geçerek ofislerine gidecekler. Yani bu duvarda eser olmasından bir adım ötede diye düşünüyorum.